Evet, hiç kuşkusuz 5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerin hedef aldığı noktalardan bir tanesi de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmuştu hiç kuşkusuz. 22 üst rütbeli askerle bulunduğumuz noktaya Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmişlerdi. 29 vatan evladını şehit ettiler. Özellikle 6 tank ve 1 helikopterle bulunduğumuz nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de hedef noktalardan bir tanesiydi aslında. Vatandaşlar aslında buraya koşmuşlardı. Milletin evine koşmuşlardı ve bu darbecilere karşı geçit vermemişlerdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karargah olarak kullanılmak istendi. Darbeciler tarafından özellikle helikopterlerle indirme yapmak istemişlerdi. Aslında iki kez bunu denediler. İki kez helikopterleri indirmeye çalıştılar Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Bir taraftan da helikopterlerle inmeye çalıştılar. Bir yandan da karargah olarak yine muhafız alayına yönelik bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Külliyedeki koruma ekibi harekete geçti. Tabii darbecilere geçit vermedi. Koruma ekibi tarafından başarılı bir şekilde darbecilerin amacı aslında önlenmiş oldu. Bir yandan da vatandaşların akını söz konusuydu o gece buraya. 15 Temmuz 2016 tarihinde vatandaşlar, binlerce kişi aslında darbecilere geçit vermemişti. Burada büyük bir direniş sergilendiğini söyleyebiliriz. Tabii 29 vatan evladı bulunduğumuz noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit edildi FETÖ'cü hainler tarafından. Tabi darbenin üzerinden 5 yıl geçti. Acılar hala taze ve anıları da saklandığını söyleyebiliriz. Bugün özellikle bir açılış gerçekleşecek Beştepe'de. 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saatler 17'yi gösterdiğinde açılışın yapılması bekleniyor. Özellikle bu son teknolojiyle hazırlanan bir müze olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle müzeye gelecek olan vatandaşlar 5 yıl önceye gidecekler. 15 Temmuz 2016 tarihinde burada özellikle başkent Ankara'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde neler yaşandı onları son teknoloji aracılığıyla da görmüş olacaklar müzede. Saatler 17'yi gösterdiğinde bu açılışın gerçekleşmesi bekleniyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir konuşma yapacak. Detayları ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.